Yeni geldik, 100 bin oldu. Işık var. Kendi iki yapmışlar. Yani. Şunu sesini kes. Ha. Sesini kapatıyorum. Sesini mi? Nasıl çalsın? Filmde görsen senin ağzın sulanır ha, tanıyamazsın. Allah Allah. Tabii. Her şey çeşit değil mi? Yok, daha güzel renk verir bu. Mesela bizim dükkana iyi gösterdi. Ne diyor? Evet, isminiz? Akif Aykanat da. Evet, Akif Aykanat. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? Valla şu anda 6 aylık. 6 ay, yeni açtınız. Evet, yeni açmış bulunuyoruz. Peki, daha evvel mesleğin var mıydı? Daha önceki mesleğim kunduracı. Kunduracı. Evet. Kunduracılar çoğu İstanbul'da daha öğrenip geldi. Sen de gittin mi İstanbul'a? Çalıştın evet, mı orada? Evet, mesleğim şu anda İstanbul'da kunduracılığı yaptım. Hı. Yapmış bulunuyorum. Ve orayı bıraktım. Şu anda burada market olarak devam ediyorum. Ha, kunduracılığı bıraktın, bu evet. İşi yapıyorsun. Evet. Peki, bir yabancılık çekmiyor, ne cesaretle atılıyor? Sen kunduracısın, bu bakkallığa aklı vermez, yılanın deliğine elini sokar gibi. Öyle ya, bilmediğin bir işe nasıl dalıyorsun? Bu cesareti nereden aldın yani? Vallahi dayı, şunu şöyle izah edelim ki, zor diye bir şey yoktur. Ha. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz ve zorluk çekmedik yani, memnunum. Ha. Diyorsun ki biz kökünden esnaf olduğumuz için hangi şey olursa olsun bizi bağlamaz diyorsun yani. Evet, fark etmez. Güzel. Evet. Peki bu Besli'den göçenler acaba İstanbul'da niye göçmüşler? Öyle bir neden göçmüşler? Hiç bildiğin nedir yani? Duyduğun neden göçtüler bu kunduracılar, dokumacılar, daha ziyade bu ikisi? Vallahi tabii buranın çevrenin kısık olmasından. Evet. Buradan gidenler para kazanmak için gidiyor yani. Evet. Gerçi şu anda Besli'nin artık eli açık. Tekel evet. Demirle çalıştığı için yani pek sıkıntı çekmiyor. Yani evet. Şu anda memnunuk yani. Yok canım Besli'nin gelin. İyi. Peki şimdi biz diyoruz ki bu Besli'de bir folklor kuralım. Evet. Ha. Biz bu filmleri de yapacağız. Evet. Birçok futbol da var. Bu Besli filmlerini de buna ekleyeceğiz. Bütün Türkiye'ye evet. Değil, bütün belki de dışarıdaki Avrupa'daki evet. Besli'ni köylülere de göndereceğiz evet. Çeşitli şeyler. Bunda da bize maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Tabii, elimizden geldiği kadar gereken maddi. Hayır.
işi kaç yıldır yapıyorsunuz? Bu işi bir yıl olmadı daha. Ha, yeni başladınız. Evet. Peki bunu siz böyle bir meslek olan mı seçtiniz yoksa yardım mı ediyorsunuz dayınıza? Ben yardım ediyorum. Ha. Yani sen genelde anlıyorsun bu işten de. Beraber başladık zaten. Evet. Peki bu parfümeri Besti'de biraz biliyorsun daha halkın çoğu yüzde o şere bela 40'ı kapalı. Bu sizi etkilemiyor mu yani? Böyle sizi kurtarayım buradaki bu satışla. Şimdi bu konuda biraz Besti'de açılmalar başladı. Bazı konularda halk tutuculuktan yavaş yavaş kaymaya başladı. Yani ha. Modern bir Besti olmaya başladı. Evet, ben geçen düğünde bir şey, salonda düğün çektim, gerçekten iyi yani. Ben sizi sorsan eski adamlar kalksa bunlar cehennemlik ya. Tabii. Gerçekten güzel. Eski tutuculuk biraz kaybolmaya başladı. Evet, çünkü insanlar artık insanlara şık, güzel ve düzgün görünmek, zarafetli görünmek, kibar konuşmak artık bu ön plana alındı. Gerçekten de öyle. Peki sana da diyeyim. Acaba sen de paran olsa ayrı bir ne yaparsın sen genç olarak? Şimdi kendin de paran olsa da desen ki ya şu işi yapayım gönlünde okumak mı istiyorsun yoksa böyle bir iş yeri mi yapmak? Ne iş yapmak istersen? Şimdi zaten biz de fırsat buluyoruz onun için. Bir iş yeri kurabilmek için. Evet. O nedenle şöyle sağlam geleceğimiz garantide olacak bir iş evet. kurabilirsek onu bekliyoruz yani. O olursa ticaret atılmayı düşünürüz. Olmazsa evet. okuluruz. Şimdi sence hangi iş şu durumda, hangi iş daha senin, insanın bir gönlünün istediği iş? Kimisi diyor ki şoför olacağım, kimisi diyor ki berber olacağım, kimisi diyor doktor olacağım. Senin yaptığın işin yani şöyle kendi kontrolün altına alabileceğin aklın erdiği iş ne var şimdi? Şimdi düşünürsen genç olarak. Bir mal alım satım, ticaret yapabilirim yani. Ha. Ticaretle uğraşmayı daha çok. Evet, yani ticari her şeyde dalış var, serbest piyasa evet. diyorsun. Evet. Neyi bulursam onu satarım. Tabii. İyisini bulduğum zaman üstüne otururum diyorsun. Evet. Sağlam bir iş, evet. düzenli evet. bir iş olursa tabii. daha iyi olur. Güzel. İkincisi de şu, biz şimdi diyoruz ki bu gençler size de soruyor, bir folklor kuralım diyoruz Besti'de. Evet. Bunu sokaktaki her gelen dambuda dumbudur bizim ana müziğimizi, ana kültürümüzü silip götürüyor. Evet. Bunu siz de biliyorsunuz. Bize çalsın, bize söylesin, sokakta para savurmasın, halkımıza hizmet edecek bir derneğe versin. Ama oraya 500 lira vereceğine 200 lira versin derneğe kendi halkını. Değil mi? Evet. Kendi dilediği gibi şarkıları, türküleri söylesin. Böyle bir folklor kurarsak katkıda bulunur musunuz? Bulunmaya çalışırız. Kurulursa. Yani, daha iyi olur yani. Tabii. Evet. Çünkü artık bir Besti'nin böyle yıllardır sanatla uğraşan bir halkın sanatını da biz film olarak tanıtmamız için folklora en başta el atmamız gerekiyor. Evet. Bu biraz da reklam da insanların artık hayatına girdi. Futbol olsun, gerekse folklor olsun, bir reklam halinde bütün dünyanın... Thank you.
Ya nedense bu kahveciler, berberler bu Avrupa resmine çok maraklılar. Evet. Aa şunu yine ama. Berberlerle kahveciler hep resim takıyorlar. Bu neden? Ha, kıracak orayı ya. Olmaz olmuyor ki. Yani millet ona tav olmuş değil mi? Şimdi ya. He? Açır mıyım ya? Avradı mı da mıyım bak? Yok yok araklarım var. Mehmet Ocakçı. Ha, Sayın Mehmet Ocakçı. Evet. Şimdiye kadar ne gibi meslek yaptın? Ne işler yaptın? Sonunda bu işe neden karar verdin? Şöyle kısaca anlatır mısın? Geçmişini. Önce dokumacılık yaptım. Ondan sonra satışımı sattım. Şeye sattım. Daha sonra nakliyecilik yaptım bir sene. Ondan sonra şöyle durdum 15 sene. Tekrar da geri burada aynı şekilde yapıyorum. Peki bu işi benimsiyor musun yoksa kendini bu yaştan sonra diyorsun ben koşmayayım artık? Yok benimsemiyorum. Beni barındırmıyor. Şimdi bu durumda barındırmıyor beni. Sonunda ne şey olur diye çalışıyorum. Evet sonra iyi olur. Yani sokuyorum diye çalışıyorum. İnşallah. Şimdi sana da soruyorum. Sen nakliyecilik yaptın dedin. Evet. Besli'den, şoförlükten zengin olanı tanıyor musun? Var. Yok. Adamı tanımıyorum. Var birkaç kişi. Onlar da şoför değil ama. Ha, şoför olarak. Şoför eli direksiyon tutandan bir tane kalkınmış kişi var mı zengin olmuş?